Merhaba arkadaşlar. Gramatik Summon Funding dersiyle tekrar beraberiz. Bu ikinci videomuz olacak. Gramatiğin özet videolarından ikincisi. Birincisinde Urteföld'ü görmüştük. Şimdi de adjektif göreceğiz. Adjektif neydi? Adjektif bizim bildiğimiz sıfat idi. İsimlerin özelliklerini belirten kelimeler idi. Başlayalım. Adjektif. Adjektifen seher hür nogon eller nogut. Adjektifen böz eftir substantivet. Sıfatlar birisi ya da bir şey hakkında nasıl sorusuna cevap verir. Nasıl bir araba? Yeşil bir araba. Nasıl bir araba? Küçük bir araba. Nasıl bir araba? Büyük bir araba. Nasıl bir araba? Yüksek bir araba. Sıfatlar isimlerin çekimi yapıldıktan sonra çekimlenirler. Yani önce substantivin belirsiz, belirli, tekil ve çoğul olduğu belirlenir. Daha sonra sıfat yani adjektif ona göre çekimlenir. Yani substantif yani isim belirsiz veya tekil ise adjektif de ubestemt olur. Yani belirsiz olur. Substantif çoğul ise adjektif de çoğul olur. Yani adjektifin çekimi substantive göre yapılır. Başlayalım arkadaşlar. Eğer substantif ubestemt formdaysa adjektif de ubestemt formda olur değil mi? Şimdi substantif ubestemt formdaysa enli substantivlerde adjektif ek almıyor arkadaşlar. Dikkat edin ne söylüyorum. Eğer substantif ubestemt formda ise yani başında en veya et veya çoğul var ise enlilerde ek almıyor. Etlilerde de t ekini alıyor. Substantif adjektif burada gördüğünüz gibi. Çoğullarda da A ekini alıyor. Arkadaşlar sıfatlar İsveççe'de plural olduğu zaman U bestemt olsun, bestemt olsun veya U regel bundet olsun yani düzensiz olsun her zaman çoğullarda A ekini alırlar. Bunu unutmayın. Çoğul bir sıfat gördüğünüz zaman sıfatın işte, E bestemt mi, U bestemt mi veya şun mu olduğuna bakmayın. Plural gördüğünüz zaman direkt A'yı A olduğunu gördüğünüz zaman bir de direkt bilin ki pluraldır. Bu küçük bilgiden sonra eğer substantif U bestemt formdaysa enli substantivlerde adjektif ek almıyor. Etli substantivlerde T ekini alıyor. Pluralda A ekini alıyor arkadaşlar. Şimdi bunu bir ne demek olduğunu örnekleriyle bakalım. Kayıt yapılıyor mu? Yapılıyor. That er en stor bil. O büyük bir araba. En bil. Burada gördüğünüz gibi hangi araba? O büyük bir araba ama hangi araba? Belirsiz bir araba. Bu bil biliyorsunuz nedir? Substantif. Bunun yanındaki stor da adjektif oluyor. Nasıl bir araba? Bakın. Nasıl bir araba? Büyük bir araba. Yani şuradaki tanımda söylediğimiz gibi nasıl sorusuna cevap veriyor. Nasıl bir araba? Büyük bir araba. Enlu olduğu için ve u bestemt olduğu için ne yaptı? Ek almadı. Sadece stur olarak kaldı. Çoğulu ise Dom hartvus durabilar. Onların iki tane büyük arabası var. Gördüğünüz gibi hemen A ekini aldı. Pluraldı arkadaşlar. Yani adjektiflerin bütün pluralları, çoğul halleri A ekini alıyor. Hun bur i et stort hus. O büyük bir evde oturuyor. Ev burada substantif. Et gördüğümüz zaman u bestemt halini görüyoruz. Et hüs. Stort et olduğu için T ekini aldı. Hun bur i et stort hüs. Hun eger tvos tura hüs. Gördüğünüz gibi et olduğu için T ekini aldı. Enli de ek almadı. Ve çoğul da A ekini aldı. Bunlar da belirsiz arkadaşlar. Belirli olması için başlarına enli ise den, etli ise det, çoğulsa dom eklerinin kelimelerin gelmesi gerekiyordu.
burada onlar da gelmediği için tam olarak yani belirli beslen form olmuyorlar. Bunlar da u beslen formu oluyor. Bilen erstur. Gördüğünüz gibi bil en olduğu için yine e kalmadı. Hüset ersturt. Gördüğünüz gibi t ekini aldı. Etli olduğu için t ekini aldı. Hüsen stura. Hüsene stura. Etlerden çoğullar bazen çoğul olurken en ekini alıyor. Bilarna erstura. Bilarna da gördüğünüz gibi çoğul olmuş ve a ekini almış. Şimdi arkadaşlar ikincisi. Bunlar da arkadaşlar bu yukarıdaki bu kurala uymayan uregel bundet yani düzensiz sıfatlar. Şimdi bunlarda bazı harf değişiklikleri oluyor. Bunlar sadece hepsi böyle değil. Sadece bunlar öyleler arkadaşlar. Asıl konumuz olan bunlar yani. Asıl geçerli olan bunlar. Fakat bunları da ezberleyin. Nüy ette nüyt oluyor. Çifte alıyor. Yani röt röt oluyor. Çifte. Ti vit oluyor. Çifte alıyor. Svart svart olarak kalıyor. Hort hort olarak e'ye geçtiği zaman değişiyor. Rund rund olarak değişiyor gibi. Bunları zaten duyarak veya söyleyerek öğreniriz arkadaşlar. Bunlar yani düzensiz sıfatlar. Bunları asıl geçerli kural budur. Yine söyleyelim. Şimdi geçelim bestand form'a. Arkadaşlar bestand form dediğimiz de nedir? Substantivin yani ismin başına enli ise den gelecek, etli ise det gelecek, çoğulsa dom kelimeleri gelecek ve en et partikelleri buradan kalkıyor. Bu enle etler substantivin sonuna ekleniyor. En bil yerine bilen oluyor. Den de eklenince den bilen o araba deyince ne oluyor? Bestand form. Belirli form haline gelmiş oluyor. Den gröna bilen o yeşil araba. Det gröna eplet o yeşil elma. Dom gröna bilarna o yeşil arabalar. Dom gröna eplena o yeşil elmalar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir substantivin ismin bestemt olması için başına den gelmesi gerekiyor ve sonuna da en veya et partikellerinden gelen eki alması gerekiyor. Adjektiflerde burada gröna gördüğünüz gibi adjektif. Nasıl bir araba? Yeşil bir araba. Nasıl elma? Yeşil elma. Nasıl arabalar? Yeşil arabalar. Nasıl elmalar? Yeşil elmalar. Yani nasıl sorusuna, hür sorusuna cevap veriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bestand formda hepsi a ekini alıyor. Singular en denli de olsa, detli de olsa ve domlu da olsa hepsi a ekini alıyor. Görüyorsunuz. Gröna, 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 gröna. Fakat u besten formda nasıldı? Enliler ek almıyordu, etliler t ekini alıyordu. U bestemte. Bestemte ise hepsi a ekini alıyor. Plural biliyorsunuz. Plural her zaman a ekini alıyordu. Şimdi burada açıklamalarını okuyalım. Adjective et bestemde form slüter po altit po a. Adjektifin bestem formu her zaman a ile biter. Den bestem de artikel, den, det, dom, most altit metner adjektif et stor, före et substantiv bestem form. Bir substantiv bestem olduğu zaman den, det veya de mutlaka bulunmalıdır. Şimdi bir sonraki konuya gelelim arkadaşlar. Adjektiflerin karşılaştırılması. Yani bu nedir? İşte küçük, daha küçük, en küçük. Büyük, en büyük, daha büyük, en büyük gibi karşılaştırma. Üstünlük ve en üstünlük. Burada normalde biz pozitif dedik.
biraz üstünde komparatif, en üstünde süperlatif. Dedik bakalım çekim devam ediyor mu? Evet ediyor. Arkadaşlar şimdi bunların aldığı ekler var. Arkadaşlar İsveççe'de genellikle üstünlük eki AR'dir. Glad, gladare. Süperlatif yani en üstünlük eki de azdır. Gladast, en mutlu. Şimdi diğer kurallara bakalım. Adjektif et compareras vanigen are ok ast. Sıfatlar genellikle are ve ast ekleriyle karşılaştırılır. Are biliyorsunuz komparatif, ast da süperlatif oluyor arkadaşlar. Adjektif bu. En, er, förlorar. E, i, komparatif, ok, süperlatif. Sıfat el, en ve en ekleriyle bitiyorsa komparatif ve süperlatif de e harfi kaybolur. Yani şöyle arkadaşlar. Enkel, enklare, enklast. Gördüğünüz gibi aradaki e, şu enkeldeki e kalktı. Vakker, vakrare, vakrast. Bunu söylüyor arkadaşlar. Yani bu sondaki el, er ve en ise bu komparatif ve süperlatif ve are ve azteklerini alınca bu aradaki e kalkıyormuş arkadaşlar. Üçüncü kural neymiş? Nonra adjektivet for endelsena re ok esti observiera ad vocalen endras. Bazı sıfatlar sonlarına r ve st eklerini aldılar. Ünlü harfin değiştiğini unutmayın. Bazı sıfatlar arkadaşlar sonlarına r ve st alıyorlarmış. Leng, lengre, lengs. Hepsi böyle değil tabi bazıları. Stur, störe, störst. Ünk, üngre, üngst. Tung, tungare, tungst. Fo, ferre, yok. Log, legre, legst. Hög, högre, högst. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazıları sonları r ve z t eklerini alıyor ve bazıları bunların içinden bazılarını da arkadaşlar gördüğünüz gibi ünlü harfleri değişikliğe uğruyor. Arkadaşlar bunların ne olduklarını biliyorsunuz. Mutluluk, basit, güzel, uzun, büyük, genç, ağır, fo bunu bulamadım. Log, alçak, hög, yüksek, gammal, yaşlı, gut, bra, güzel, dolik, kötü, liten, küçük, monga, çok, interesserat, interesse, yani ilgilenmek, ilgili, ubegriplik, ona hemen bir bakayım. Ha, bakmıştım herhalde. Ubegriplik de anlaşılmaz. Evet, anlaşılmaz demek. Devam edelim. Nogra adjektif compareras uregel bundet. Ha bu D'dekiler de arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir kurala uymuyor. Uregel bundet. Kuralsızlar yani. Gammal eldre els. Gut bra betre best. Dolik semre semst. Liten mindre minst. Monga fler flest. Longa adjektivet compareras met mer ok mest. Uzun sıfatlar mer ve mest alarak karşılaştırılır. Bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa sıfatlar fakat bunlar uzun sıfatlar. Interesserat, ubegriplik. Bunların arkadaşlar sonuna ar ve aset ekleri gelmiyor. Bunların başına eğer komparatifse mer, süperlatifse mest ekleri geliyor. Uzun olanların arkadaşlar. Gördüğünüz gibi interesserat, ubegriplik, mer ve mest geliyor. Bunlara bir örnek verelim. Minbil snabbare endin. Arabam sizinkinden hızlı. Snabbare burada ne yaptık? Komparatif yaptık arkadaşlar. Yani şu. Snabbare yaptık. Diğeri neydi? Karl el mindre. İ familien. Karl ailede en küçük. Mindre. Ne yaptık? Lite'nin
Süperlatifi. Bu şeydi. Uregel bunlar yani düzensiz sıfatlar. Liden, mindre, minst. Bu dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste verbleri göreceğim. Önemli bir konu. Gramatik saman fatik bittiği zaman da bütün bu dokümanları birleştirip tek bir doküman haline getireceğim. Uzun bir doküman olacak ama elinizin altında 10-15 sayfalık kısa bir gramatik özet olacağına inanıyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.